Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, birçok konuya değindim. Okan, Buruk 6 puanlık avantaj bizim için önemli. E, diyor, e, bahane değil motivasyona ihtiyacımız var diyor. Fatih Hoca hakkında e, konuşmuş, birçok farklı konuya değinmiş. Okan Buruk, Erden Timur da aynı şekilde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında yine birçok konuya deyilmişti. İstersen kısa kısa üstünden geçelim. Mesela Fatih Hoca için söyledikleri önemli. Galatasaray futbol tarihinin mesela en önemli ismi kim diye sorsak muhtemelen Fatih Terim cevabını alırız. Evet bence de. Çoğunlukla e, sözleşmesi bitiyor e, Okan Hoca'nın ama sözleşme bizim için bir problem değil. Ben gönülden bağlıyım açıklamasında bulunduğu Büyük ihtimalle Galatasaray e, devam edecektir diye düşünüyorum ligi şampiyon tamamlarsa. E, hakem hataları ile ilgili yine konuşmuş e, Okan Buruk. Burada yani mesela benim dikkatimi çeken standart olmaması. Yani aynı pozisyon için farklı kararların çıkması. Biz VAR geldiğinde birçok problem çözülecek diyorduk ama VAR'la beraber tartışmalar daha da arttı sanki. Bilmiyorum hakem kararları üzerinde. Kesinlikle katılıyorum. VAR, var daha da artık daha da şiddetli konuşuyoruz. Sadece saha hakemini değil çünkü Hı -hı. bazen de gerçekten saha hakeminin e, göremeyeceği ama varın görmesi gereken ve görmediği pozisyonlar olduğunda konu daha da şiddetleniyor. Neden? Çünkü orada hakem anlık görüyor belki ama saha hakemi. Var hakeminin gözden kaçırması e, tabii ki bizim de daha fazla tartışmamıza sebep oluyor. Bir de e, Okan Hoca da hakemlerle ilgili konuştu. Şimdi gerçekten sezona baktığında e, her takım için lehine ve aleyhine söyleyecek o kadar çok şey var ki. Bunu her takım için söyleyebiliriz şu anda. Çok fazla. Yani bu sezon her sene artıyor mu yoksa unutuyoruz sıfırdan mı başlıyoruz bilmiyorum. Ama performansları ile ilgili e, tartışmaların gitgide büyüdüğü bir ortamda e, ve kimsenin kimseye güvenmediği bir ortamda bence en önemlisi bu. E, bir futbol nasıl gelişebilir ben bilmiyorum. Yani bu sadece altyapı meselesi değil. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Bence en büyük problem buradan başlıyor. Önce birbirimize güveneceğiz ki oyun kaliteli hale gelecek. O güvensizlik ortamı nasıl oluştu bilmiyorum ama dediğin doğru. Ee, i̇nsanlar bir hatalı karar verildiğinde bunun bir nedenle verildiğini, bir insani hata olmadığını, başka odaklar tarafından bu kararların verdirildiğini düşünüyorlar. Bu da tabii ki dediğin gibi bir güven meselesi. Bu güvenin yeniden... Türk futbolunda inşa edilmesi gerekiyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İşte Galatasaray'ın Icardi teklifi. Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, taraftarın sevgilisi olurken özellikle büyük maçlardaki performansıyla büyük alkış toplamıştı. Sezon sonu sarı kırmızılar ile olan kiralık sözleşmesi bitecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi bütçesini hazırladı. Galatasaray yönetimi Arjantinli golcü için Paris Saint Germain'e 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca Icardi'ye de bonuslar hariç 3 yıl için 12 milyon euro maaş teklif edecek. Sarı kırmızıların Icardi'yi takımda tutmak için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Icardi geçtiğimiz günlerde TNT Sports Arjantin'e yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok fazla ilgi var ifadesini kullanmıştı. Duyun Zamada Galatasaray'a geri dönüyor. Sportoda Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray 2021'de duyundamanın sözleşmesini Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe ile beraber uzatmıştı. Sözleşme imzaladıktan sonra sezonu 6 onda tamamlayan Kongolu stoper bu sezon Antalya Spor'a kiralandı. Kerem Aktürkoğlu'nun 4 katına yakın kazanan duyundama bir yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle sezon sonunda Galatasaray'a dönecek da yıldız olması beklenirken bir sakatlık adamın kariyerini nerelere götürdü. Maalesef çok üzücü bir durum. Galatasaray formasıyla 79 maça çıkan Luyundama 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Dursun Özbek'ten yabancı sınır açıklaması geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği dün kritik toplantıda bir araya geldi. Teknik direktörlerin de çağrıldığı ve B takım projesinin masaya yatırıldığı toplantıda kritik konulardan biri de yeni yabancı kuralı oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yabancı kuralı ile ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. A spora konuşan Özbek bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancısının kalkmasını istiyor sözlerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni yabancı kuralını bu ay sonuna kadar açıklayacaklarını söylemişti. Kulüpler Birliği'nde de bir takım hariç hem fikir. Herkes yabancısının kalkmasını istiyor. Büyük ihtimal bu hafta içerisinde yeni yabancı kuralı açıklanacak. Bu kuralın Premier gibi aynı kural olması bekleniyor. Premier Lig'de şu şekilde. Eğer yabancı oyuncu gelecekse kendi milli takımında 2 yıl içerisinde %75 süre alması gerekiyor. Türkiye'de de biraz esnetilmiş şekilde olması bekleniyor. Saçavoy'da milli takım tercihini yaptı. Galatasaray'ın başarılı oyuncu Saça milli takım tercihi merak konusu. Afrika basın derlediği habere göre Kamerun şu anda Saça Boy'un kafasında net bir seçenek değil. Birkaç hafta önce Yıldız Sabek eski Galatasaraylı Song ile akşam yemeği yediğini itiraf etti. Saçaboy Boy milli takım seçmenin zorluğunu da şöyle dile getirmişti. Birkaç gün önce koçla yemek yedim. iyi gitti. Ben iki ulusluyum. Bir seçim yapmanın zor olduğunu bilmelisiniz. Önümde bir gelecek var. Kamerun da benim ülkem ama oraya hiç gitmedim. Önce onu biraz keşfetmeliyim. Bir bağlantı hissetmeliyim. Her halükarda işimde iyi olmak ve en iyisine sahip olmak için her şeyi yapacağım açıklamasını yaptı. Saçoboy bu kez uluslararası hırsları konusunda daha net konuştu. Galatasaraylı Sabek Fransa'ya katılma arzusunu dile getirdi. Saçoboy Fransa takımı herhangi bir oyuncu için kutsal bir kasedir. Davet gelmezse üzülürüm ve bir gün çağrılırsam bu iyi bir sürpriz olacak açıklamasını yaptı. Bu nedenle Kamerun tarafının Saçaboy'a veda etmesi gerekiyor. Galatasaray'da müjdeli haber Süper Lig'de bu hafta Kayseri Spor'u ağırlayacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştiren antrenmanın toplu ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla sürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakçı'nın itmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi. Çünkü sakat olduğu açıklanmıştı. Galatasaray'da son 2 maçını Victor Nelson ve Abdülkerim olmadan oynamıştı. 2 maçı da maalesef kaybettik. İkisinin tanemi bizim için çok önemli. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.